Herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Asus Zenfone 5 modeline nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Anlatacağımız yöntem A501, A502, T00J gibi Zenfone 5'in tüm ürün kodları için geçerlidir. Ayrıca Android 4.3.5 gibi işletim sisteminin tüm versiyonlarında da aynı şekilde uygulanır. Asus Zenfone 5'e format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın. Çünkü işlem sonrasında telefona sonradan yüklenmiş tüm veri ve uygulamalar silinecektir. Ayrıca akıllı telefon şarj düzeninin en az %25 olmasını sağlamak da telefonun işlem sırasında düşük şarj dolayısıyla kapanıp zarar görmesini engelleyecektir. Kullanabileceğiniz ilk yol için menüye erişebiliyor olmanız gerekir. Yapmanız gereken menü üzerinden ayarlar, yedekle ve sıfırla, fabrika verilerini sıfırla, telefonu sıfırla, her şeyi sil yörüngesini izlemek. Her şeyi sile dokunmadan önce telefon size bir kod girmenizi isteyecektir. Kodu doğru girdiğinizde işlem başlayacaktır. Bir önceki aşamada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Dahili depolama alanından sil bölümünün yanındaki kutucuğa tik atarsanız telefondaki müzik, fotoğraf gibi veriler de silinecek. Eğer burayı boş bırakıp devam ederseniz daha çok bir ayar sıfırlaması yapmış olacaksınız. Biz bu bölümün de temizlenmesi için ilgili bölüme tik atarak devam ediyoruz. Tekrar bu bölüme geldiğimiz için kod değişti. Kodu girip her şeyi sile aktif ediyorum ve her şeyi sile dokunuyorum. Son dokunmanızla birlikte sıfırlama işlemi başlayacaktır. Bu esnada lütfen sabırla kurulum ekranının gelmesini bekleyin ve telefonu kapatmaya çalışmayın. Aksi takdirde ciddi yazılımsal sıkıntılar oluşabilir. Sabırla bekleyin. Kullanılabilecek diğer yöntem, yani ikinci yol olan donanımdan formatın mantığı, telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak telefonun kurtarma modu ekranına, yani recovery modu ekranına ulaşmak şeklindedir. Bu Asus cihazlarında Droid Boot olarak geçer. Bu yöntem daha çok ekran kilit desenlerinin unutulması, blok edilmesi gibi durumlarda kullanılsa da telefon menüsüne erişim sağlayamadığınız her durum için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. İlgili yöntemin uygulanabilir olması için telefonun kapalı olması gerekiyor. Bu yüzden telefonu kapatıyorum. Kapalı olan telefonunuzu açmak için basit bir tuş kombinasyonu uygulamalısınız. Güç tuşuyla birlikte ses açma tuşunu da kullanmalısınız. Bu iki tuşa birlikte basın. Ve cihaz normalde gördüğünüzden farklı bir ekrana ulaşana kadar bekleyin. Bu ekranda Android robotu da göreceksiniz. Ekranın üstünde Reboot Droid Boot yazacaktır. Ekran burası. Sıfırlama işlemini buradan yapacağız. Burada dokunmatik çalışmaz. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, onay için güç tuşunu kullanmalısınız. Bu ekranda yapmanız gereken ses kısma tuşuyla faktör reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak, sadece bu kadar. Yine bu aşamada da lütfen sabırla telefonun kurulum ekranına geçmesini bekleyin. İşlemin detayları bu şekilde. YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı püf noktaların daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.